14 Temmuz 1889. Günlerden pazardı. İstanbul'dan coşkulu bir törenle uğurlanan Ertuğrul Fırkateyni'nin istikameti Japonya'nın Yokohama kentiydi. Fırkateyn dostluk ve barış yüklüydü. Türk ve Japon ilişkileri bundan yüzyıllar öncesine uzanıyor. Dünya savaşları döneminde bile birbirine direkt düşman olmayan bu iki ulus, yüzyıllardır karşılıklı ziyaret ve anlaşmalarla dünyaya barış mesajı veriyor. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğu pekiştiren en önemli etkenlerden biri de 18 Eylül 1890 tarihinde Japonya'dan dönerken batan Ertuğrul Fırkateyni. Acısı yıllardır dinmeyen Fırkateyn'in hazin bir hikayesi var. 1887'de Japonya İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu İstanbul'a gelir. Komatsu, Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden ilk Japon asılzadedir. İstanbul'da çok iyi ağırlanır. Ertesi yıl Japon hükümeti bu misafirperverliğe teşekkür mahiyetinde Sultan II. Abdülhamid'e bir nişan hediye eder. Sultan da hem bir nişan takdim etmek hem de iade-i ziyarette bulunmak için donanma gemilerinden birinin Japonya'ya gönderilmesini emreder. Bu gemi Ertuğrul Fırkateyni'dir. Fırkateyn güzergahı üzerindeki çeşitli limanlarda duraklar ve her yerde büyük bir coşkuyla karşılanır. 7 Haziran 1890'da Yokohama limanına ulaşır. Mürettebat 3 ay boyunca Japonya'da el üstünde tutulur. İstanbul'a dönmekse mevsimin uygunsuzluğu nedeniyle oldukça zordur. 16 Eylül 1890'da Funakura kayalıklarına çarpan gemi batar ve 527 kişi şehit olur. Bu elim olay 2015 yılında PTT'nin tedavüle sunduğu pullara da konu edilmiştir.